Okula koşardı böyle. Arkasından bakıyor muyuz diye de ikide bir dönüp dönüp el sallardı. Ne tatlıydı çocukluğu. Benim kızım okuyacak derdin. Yaşlanınca bana bakacak çocuğum derdin. Aman Esma, bakması eksik olsun. Keşke hep çocuk kalsaydı. Nedir bu yaşadıklarımız Turan? Biz sahip çıkamadık mı evladımıza? Doğru düzgün annelik babalık yapamadık mı Mine'ye? Şimdi bir de Timur Bey çıktı. Hiç yakıştı mı bu ona? Ne güzel Allah'ım ya. Biz ne günah işledik. Metalik istiyorsanız çok açık renkleri tercih etmeyin bence. Hı hı. Affedersiniz, bir saniye bekleteceğim. Ne oldu oğlum? Timur Bey, Sermet Bey geldi. Şey için, usta yokken ben de bir şey yapamadım. Usta gelmeyecek. Gelecek, gelecek. Sermet Bey'i buraya gönder. Peki. Kusura bakmayın, beklettim sizi. Sen hiç uyumadın mı? Günaydın. Nasıl? Bak bakayım. Benzemiş mi Leonard Cohen'e? Çok benzemiş. Çok da güzel olmuş. Ya teyze, bir gecede nasıl yaptın bunları? İnanamıyorum sana. Daha elbiselerini dikmem lazım. 6'ya kadar vaktim var. Sana bir şey söyleyeyim mi? Hı. Bu adam peşini bırakmaz. Hı. Dur bakalım. Ben bir çay koyayım. Sen bölme, ben koyarım. Olur mu? Sen hazırlan. Ya ben koyarım. Ya dur. Geç kalacaksın ama. Tamam. Keşke bugün okula gitmesem. Ne oldu? Niye öyle söylüyorsun? Hiç. Okulda duyulmuş hamileliğim. Disiplin kurulu toplanacak bugün. Aşk olsun Mine. Şimdi mi söylenir bu? Ben de geliyorum seninle. Dur ya, dur. Gelmene gerek yok. Hem senin o kadar işin var. Sen işine bak. Seni yalnız bırakamam Mine. Boş ver işi gücü. Ben de geliyorum. Yapma teyze. Gelmenin olacakları bir faydası yok. Hem sen geliyorsun diye daha da gıcık olurlar bana. Ne söyleyeceklerini bilmiyoruz ki. İhtiyacım olursa ben sana haber veririm, merak etme. Emin misin? Eminim. Yok yok, olmaz. Olmaz öyle şey, sen karışmayacaksın, ben de geliyorum. Teyze lütfen. Ya gerçekten gerek yok. Olsa söylemez miyim? Hem seni odaya da sokmayacaklar. Benim bazı şeylerle tek başıma savaşmayı öğrenmem lazım. O zaman çıkar çıkmaz arayacaksın beni, tamam mı? Söz ver. Tamam, söz. Tamam. Çay demliyorum. Ne haber anne, ne yapıyorsun? Ne yapayım oğlum? Görüyorsun işte, bulaşık yıkıyorum. Biz ne yapacağız anne? Neyi ne yapacağız? İşte bu şey işin işte. Ninenin işine. Bilmiyorum oğlum, bilmiyorum. Zaten işim başımdan aşkın. Çekil Allah aşkına, bir de seninle uğraşmayayım. Esma, ben çıkıyorum biraz. Nereye? Hava almaya, içim daraldı. Dur dur, ben de geliyorum. Bekle biraz. Emine! Biz babanla çıkıyoruz. Türk şiirinde birçok akıma öncülük etmiş şairler vardır. Bunların bir kısmını önceki derslerimizde işlemiştik. Ay, deminden beri soracağım hocamın çenesi durmadı. Bir şey diyeceğim, o arabalı adam kimdi? Çok da yakışıklıydı ha. Ne iş? Saçmalama Allah aşkına. Ne işim olur benim o adamla? Valla ben bilmem, hani arabasına binmeler falan. Mesela ben şimdi Mine'ye Orhan Veli desem, bana hangi akımı söyleyecek acaba? Garip. Doğru. Garip. Garip de aynı zamanda Oktay Rıfat ve Melih Cevdet'i de sayabiliriz. Haftaya devam edeceğiz. Kurla beni de alırlar mı acaba? Geleyim mi ben de seninle? Almazlar sanırım. Ben giderim, sağ ol. Peki.
Vallahi hala aklım almıyor. Yaşını başını almış koskoca Timur Bey kalkıyor bizden lisedeki kızımızı istiyor. Akıl var, izan var. Daha çocuk bizim kızımız. Nasıl çıkacağız biz bu işin içinden? Ben bilemedim ki. Ha, bir bu herif eksikti. Bin. Nereye? Soru sorup durma, hadi bin. Halimize bak. İnsanlardan kaçar olduk. Mine Şenoğlu, biliyorsun, sana bir şey sormamız gerekmiyor. Kurul toplanır, uygun gördüğü cezayı verir. Ama aramızda bazı arkadaşlar delilleri yeterli görmedi. İlle de sana sormak istiyorlar. Buyurun Ayşe Hanım, sorun. Mineciğim, okulda seninle ilgili bir söylenti var. Hamile olduğun konuşuluyor. Ailenden bir rapor istenmiş ama bugüne kadar gelmemiş. Biliyorsun, böyle bir olay büyük bir disiplin suçu. Ve cezası okuldan atılmak. Bu yüzden kendini aklaman lazım. Gerçeği senin ağzından duymak istiyoruz. Kızım cevap versene. Hamile misin, değil misin? Ben okumak istiyorum. Sen önce soruya cevap ver. Susuyor. Sükut ikrardan gelir. Hamile bu, belli. Nereden belliymiş? Bir müsaade edin çocuk konuşsun. Maşallah, siz de onun avukatlığını yapıyorsunuz. Ben sadece bir soru sordum, cevabını bekleyelim diyorum. Durumun ciddiyetinin farkında değilsiniz Ayşe Hanım. Veliler tedirgin. Hayır, kızım bana bin tane soru soruyor. Utanıyorum vallahi. Belki başka bir sebebi var. Evet Mine. Siz de çok oluyorsunuz. Durun, susun. Lütfen. Sorduğum soruyu açık ve net bir şekilde cevap ver. Aksi takdirde suskunluğun kabul ettiğin anlamına gelecek. Hamile misin? Kavga etmenize gerek yok. Ayşe hocam, size hayal kırıklığına uğrattığım için özür dilerim. Gerçekten özür dilerim. Hayatta en çok istediğim şey okumaktı. Böyle olsun istemezdim. Ama evet, hamileyim. Ve çocuğumdan vazgeçmeyeceğim. Bedeli ne olursa olsun ödemeye hazırım. Çıkabilir miyim? Çıkabilirsin.